Orkun Bilgin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İlmi cifre üstattan sonra talebelerden mazhar olan oldu mu? Risale-i Nur dairesinde ilmi cifir üstattan sonra tamamen bitti mi? İddia edenler oldu. Hatta bazı hocalar da bunu dillendirdi. İlmi cifir bazı kaidelere göre Kur'an harflerinin rakamlandırılması, onlardan bazı tarihle çıkarılmasıdır. İlmi cifir. Yani esas itibariyle budur. Ama maneviyattaki ilmi cifir münasebetin maneviye tesis edildikten sonra kıymet ifade eder. Birinci şu an başında söylüyorum, münasebet-i maneviye mühimdir diyor. Münasebet-i maneviye mühimdir. Şimdi Risale-i Nur'da kullanılan ilmi cifirler levh-u, değişmeyen levh-u mahfuz-i ilahiye noktasında yüksekte, yani levh-u mahfu ispatta değil, levh-u mahfuz-i ilahiyede, değişmeyen yerde kader-i ilahi görüyor. O meseleyi tespit ediyor. Mesela 1971'de büyük bir fitne çıkacak. Bunu tespit ediyor önceden. Yani keşfi olarak bunu okuyor orada, görüyor. Yalnız bunu insanlara intikal ettirirken bekleyin, 1971'de böyle olacak demiyor. Böyle bir keramet isarı, bir kemalat isarı şeklinde vermiyor. Cenab-ı Hak ona birçok zamanda Kur'an ayetleriyle bir şifre veriyor. Diyor ki bu böyle şununla izah edebilirsin bunu. Şu cifirle izah edebilirsin. Kul a'udzu birabbil felak sure-i şerifinden 1971'i çıkarmış. O cifir değildir o. O münasebet-i maneviyeyi izah etmek için münasebeti izah etmek için bir manevi şeydir o. Yani onu lef-i mahfuz-i ilahide okuyor. Bunu izah etmek için onu kullanıyor. Esas cifrin manası budur. Bu da İmam Cafer-i Sadık radıyallahu anh'tan gelmiş. İmam Ali'den ve İmam Cafer-i Sadık radıyallahu anh'tan gelmiş. Bunun hakikati, yani bu dediğim şekli ancak Hazreti Mehdi hareketinde görülecek. İmam Mehdi radıyallahu anh bu sırra vakıf olacak. Bunun bidayetinde Risale-i Nur bir mukaddeme yapmış. Hazreti Bediüzzaman bir mukaddeme yapmış. Esas son zamanda, ahir zamanda Allahu alem bu ilmi tam kullanacak Hazreti Mehdi'dir. İmam Cafer-i Sadık radıyallahu anh'tan alıyor ve İmam Ali'den alıyor bu ilmi. Ona bu ilmin menbaı bu ikisidir. Risale-i Nur'daki ilmi cifrin manası budur ve ilmi cifrin esası budur. Yoksa herkes bir şeye bir cifir çıkarıyor yani padişahların cülüsünden, padişahların vefatından, bilmem hangi seferin bilmem nesinden çok çıkarıyorlar. Bu kıymet ifade eden cifirler değil bunlar. İlmi cifrin kıymet ifade eden tarafı münasebet-i maneviyesinin olduğu taraftır. Bu da levh-i mahfuz-i ilahide o meseleyi okur, görür. Bunu insanlara intikal ettirmekte bir kerametvari, bir faziletlik vesaire gibi taslamamak için ilmi cifir perdesi altında verilir o. Onun için Hazreti Mehdi gelene kadar radıyallahu anh Risale-i Nur dairesinde de böyle yüksek manada bir ilmi cifir kullanan gelmeyecektir. Benim kanaatim bu.